وَاَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Cemaat-i Müslümin, İhvan-ı Din, Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir mübarek Ramazan-ı Şerif gününde oruçlarımızı tuttuk, iftarımızı yaptık. Mevlam, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Verilen zekatları, sadakaları, fitreleri, hayır hasenatı dergah-ı izzetinde eksik ve kusurlarını tamam ederek makbul eylesin. Mevlam, bu mübarek ayın evvelinden, ortasından ve sonundan istifade edenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Kıymetli müminler, geçen hafta zekat konusundan bahsetmiştik. Az önce okuduğumuz ayeti celile Yüce Mevlamız buyuruyor ki فَاقِيمُ الصَّلَاةِ Namazı dosdoğru kılın. وَاَتُ الزَّكَاهِ Zekatı tas tamam ödeyin. وَاَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ Allah'a sımsıkı sarılın. هُوَ مَوْلَاكُمْ O sizin Mevlanızdır. O sizin dostunuzdur. O sizin sahibinizdir. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ Ne güzel Mevla, ne güzel Allah, ne güzel dost وَنِعْمَ النَّصِيرِ Ne güzel yardımcıdır o. Demek ki kıymetli müminler, bizler Rabbimize güvenmeli, ona dayanmalıyız. İbadetimizi sadece Rabbimizin rızasını kazanmak için yapmalıyız. Ve Mevlamız birçok ayet-i celilede bize namazla zekatı hep yan yana haber veriyor. Demek ki namaz ve zekat ibadetleri bizim için çok önemli ibadetler, buradan bunu anlıyoruz. Namaz, bireyin kurtuluşu için, ferdin kurtuluşu için, sağlıklı, sıhhatli, dini bir inancı olması için şarttır. Namaz bir insanın ruh sağlığı için şarttır. Namaz bir insanın İslam'ının alametidir. Zekat da aynı şekilde bir Müslüman toplumunun, bir İslam toplumunun sağlıklı olması için şarttır. Eğer para sadece bir grup arasında, zenginler arasında dolaşır da fakir hakkını alamazsa, yetim hakkını alamazsa, o zaman bu ne olur? Zulüm olur muhterem Müslümanlar. Şimdi bugün ülkemizdeki zengin Müslüman kardeşlerimiz, sadece bizim ülkemizdeki zengin Müslümanlar zekatlarını tam olarak verseler, bugün ülkemizde bir tane asgari ücretle talim etmek zorunda kalan insan olmaz. Eğer bizim ülkemizdeki zengin Müslümanlar zekatlarını verseler, bugün faturasını ödeyemeyen, kirasını ödeyemeyen bir tane insan kalmaz muhterem müminler. İslam öyle güzel bir din ki namazla beraber ferdin hayatını düzenliyor, zekatla beraber de toplumun hayatını düzenliyor. Öyle diyor ünlü bir sosyolog. Namaz kılan toplumlarda ruhsal hastalıklar pek fazla görülmez. Zekat veren toplumlarda da efendim sosyolojik problemler görülmez. Namaz kılanlarda psikolojik problemler görülmez. Zekat verenlerde ise sosyolojik problemler görülmez. Sağlıklı bir toplum olur. Rabbim namazlarımızı eksiksiz bir şekilde kılmayı, zekatlarımızı tas tamam ödemeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli müminler, geçen hafta sohbetlerimizde zekatla ilgili bazı önemli, çokça sorulan sorulardan sizlere bahsetmiştik. Bugün şöyle yeniden bir hatırlayalım. Öncelikle zekat kime farzdır? Muhterem Müslümanlar, zekat asli ihtiyaçları dışında 80.18 gram altın ya da bu miktarda para, ticaret malına sahip olup bu sahip olduğu mal üzerinden bir kişinin bir yıl geçtiği zaman da artık zekatla sorumlu oluyor ve o malın, elinde bulunan ticaret malının, paranın 1/40'ını fakire, yetime hakkını teslim etmesi gerekiyor. Zekatını ödemiş olması gerekiyor. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyorlar ki, hocam diyorlar, biz hanımla beraber ortaklaşa para biriktiriyoruz. O zaman ne yapacaklar? İkisi ortak para biriktiriyorlarsa
parayı yarıya bölecekler. Yarıya bölüp bakacaklar. Eğer yarıya böldüklerinde nisap miktarı mal varsa, üzerinden de bir sene geçmişse, o zaman zekatla mükellef olacaklar. Peki, zekatla ilgili geçen hafta da bazı konuları ifade ettik. Şimdi kimlere zekat verilir, bunu anlatalım. Bir kişi nasıl zekat alabilir? Birincisi, asli ihtiyaçların çıkarttığımız zamanda, hep asli ihtiyaç diyoruz, havaici asliye. Nedir asli ihtiyaç? Kişinin oturduğu ev asli ihtiyaçtır. Bindiği arabası, bir tane arabası asli ihtiyaçtır. Dolayısıyla bir kişiye zekat vereceğimiz zaman da bu kişinin oturduğu evi var, bindiği arabası var diye bunlara bakmıyoruz. Çünkü bunlar zaten hayatı idame ettirmek için zorunlu olanlar. Bir kişinin bindiği arabası bir tane, efendim oturduğu evi bir tane asli ihtiyacı. Bunları çıkarttığımız zaman da kenarda 80.18 gram altın miktarında parası varsa, üzerinden bir yıl geçmesi şart değil, kenarda bu kadar parası varsa bu kişiye zekat verilemez. Fitre verilemez muhterem Müslümanlar. Tekrar ediyorum. Asli ihtiyaçları, yani oturduğu ev, bindiği araba, bunları çıkarttığımız zaman da bir kişinin kenarda 80.18 gram altın miktarında parası, ticaret malı varsa bu kişiye ne yapılmaz? Zekat verilmez. Bu kişi zekat alamaz. Niye? Çünkü bu kişinin kenarda birikmişi var, parası var. Zekat verebilmemiz için kenarda 80.18 gram altın miktarında parası ya da ticaret malı olmaması lazım. Tamam, bunu göz önünde bulunduralım. İkincisi, kimlere zekat verilmez? Bir, anne babaya yukarı doğru usul diyoruz. Dedenine zekat verilmez. Oğul, kız, torunlar, çocuklara zekat verilmez. Karı koca birbirine zekat veremez. Niçin? Çünkü insan bu kişilere bakmakla yükümlüdür. Yani sen anneni babanı zekat verilecek kadar muhtaç hale getirmemen lazım. İmkanın varsa zaten onlara bakman lazım. Tamam? Zekatından onlara vermeyeceksin. Onlara bakmakla zorunlusun. Eğer kendilerine bakamıyorlarsa, buna imkanları yoksa. Dolayısıyla bir kişi annesine babasına usul diyoruz. Yukarı doğru dedenineler, hiçbirine veremez. Oğluna kızına furu diyoruz, torunlar, hiçbirine veremez. Karı koca da birbirine zekat veremez. Peki geline zekat verilebilir mi? Geline zekat verilebilir. Damata zekat verilebilir. Kayınpedere, kayınvalideye zekat verilebilir. Neden? Çünkü bu kişilere bakmakla yükümlü değildir. Bu kişilere bakma sorumluluğu yoktur. Başka? Kardeşe verilebilir. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Kardeşinin çocuklarına verilebilir. Ama buradaki en önemli husus nedir? Vereceğimiz kişinin fakir olması lazım. Yani dinen zenginlik seviyesine ulaşmamış olması gerekir. Mesela bir kişi düşünün. Bir tane oturduğu evi var. İkinci bir evi de var kirada. Kenarda birikmiş, hiç parası yok. Hani az önce dedik ya, zenginlik seviyesi kimlere verilir? Bir tane evi var, oturduğu ev. Bunun yanında bir tane daha evi var. Bu ikinci evi ise kiracı oturuyor orada. Kenarda birikmiş parası da yok. Şimdi baktığımız zaman da bu kişinin, evet, kenarda birikmiş parası yok. Ama o asli ihtiyacı olan bir evden fazla ikinci bir evi var. Bu evde olduğu zaman bu nisap miktarını geçiyor mu? Geçiyor. O zaman bu kişi ne yapamaz? Zekat alamaz. Bak, zekat vermesi gerekmiyor ama ne yapamıyor? Zekat alamıyor. Zekat almasına engel oluyor. Yani asli ihtiyaçlar dışında kişinin bir tane evi, bir tane arabası, fazladan ikinci bir araba, ikinci bir ev varsa, bunlardan dolayı her ne kadar zekat gerekmese bile, çünkü ticaret için kullanmıyor bunları, ama bunlar zekat almaya engeldir. Peki fitreyi kimlerin vermesi gerekir? Fitre de önemli bir soru. Bir de fitre ile fidye birbirine hep karıştırılıyor. Fitre nedir? Cemaat-i Müslümin, fitre fıtır sadakasıdır. Sadaka, boyun borcu. Bir sene boyunca bizi Mevla yaşattı, bayrama kavuşturdu. Ve bayrama bizi kavuşturduğu için, bir sene daha bizi yaşattığı için, Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun ya Rabbi diye
bir boyun borcu sadaka veriyoruz. Fitre vaciptir Hanefi mezhebinde. Peki fitreyi kimler verecek? Cemaat-i Müslümin, bir kişiye fitre vacip olması için yine az önce ifade ettiğimiz gibi asli ihtiyaçlarını çıkarttığımız zaman, yani ev, araba, bunlar zaten insanın hayatını idame ettirmesi için zorunlu şeyler. Bunları çıkarttıktan sonra 80.18 gram altın ya da bu miktarda bir ticaret malı varsa üzerinden bir yıl geçmemiş olsa bile fitre vermesi vaciptir. Yani boynunun borcu fitre, sadaka. Peki fitre miktarı ne kadar? Bir kişinin bir günlük yiyecek içecek miktarı. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu sene minimum asgari miktarını 130 TL olarak belirledi. Tabii 130 lira belirlendi diye illaki 130 lira vereceksiniz diye bir şart yok. 200 de verebilirsiniz, 300-500 de verebilirsiniz. Yani üstüne bir sınır yok cemaat-i Müslümin. Fitrenin alt sınırı vardır. En az asgari sınırı vardır. Üst sınırı yoktur. Bol bol verelim. Allah için ne kadar çok verirsek Mevla da bize o kadar ikram eder. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah için ne harcarsanız, ne infak ederseniz Mevla onun yerini ne yapar? Doldurur cemaat-i Müslümin. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın yolunda bize verdiği mallardan infak edelim, verelim. Aynı zamanda bir anne baba imkana sahip olduğunda evlatları için de ne yapar? Fitre verir, fıtır sadakası. Eğer parası varsa tabii, bu yoksa olmayan kişi vermeyecek. Parası olan kişi veriyor. İmkanı varsa çocukları için de verir. Allah-u Teala ona evlat vermiş, sağlık, sıhhat vermiş, afiyet vermiş. Bir kişi bedeli zaten dediğimiz gibi 130 lira. Bugün nerelere 130 liralar verilmiyor, 200 liralar verilmiyor, 300-500 liralar verilmiyor değil mi? İnsanın bir alışkanlığı oluyor. Her gün bir paket, iki paket, belki ayda 2000 lira, 3000 lira, oralara paralar veriliyor. Biz bu paraları Allah yolunda harcamamız lazım. Fakirlere, fukaraya bol bol vermemiz lazım. Bir de zekat hesabı yapılırken bazı kişiler böyle zekattan kaçmaya çalışıyor. Yani nasıl olur da zekatı vermem? O yolları arıyor. Böyle yapmamak lazım. Nasıl olur da ben zekat verebilirim? Nasıl olur da ben daha çok Allah yolunda harcayabilirim? Bunu düşünmemiz lazım. Çünkü paylaştığın senindir diyoruz. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kurban kesti. Ayşe annemize dedi ki dağıt ya Ayşe. Sonra sordu, dedi ki ey Ayşe, ne kadarı kaldı bize? Ya Resulallah, koyunun üç parçasını, üç butunu dağıttık, bir butu bize kaldı. Söylesene, desene ya Ayşe, üç butu bizim oldu, bir butu gitti. Niye? Çünkü üç parçasını Allah yolunda harcamıştık. Bizim için kalıcı o. Baki olan o. Kabirde fayda verecek olan o. Mahşerde fayda verecek olan o. Bu dünyada yediğimiz, içtiğimiz, bindiğimiz hepsi nerede kalacak? Bu dünyada kalacak. Ama verdiklerimiz, paylaştıklarımız Allah'ın izniyle bizimle yoldaş olacak. Hani camilerde para toplarken cuma çıkışında denir ya, ne verirsen elinle o gelir seninle. Cenab-ı Hak bu yapmış olduğumuz hayır hasenatlarımızı dergahında makbul eylesin. Cenab-ı Hak verirken sadece rızasını kazanmak için vermeyi nasip eylesin. Kibirden, gururdan, riyadan muhafaza eylesin. Ramazan-ı Şerif ayı ibadetlere kat kat sevapların verildiği bir aydır cemaat-i Müslümin. Bu ayda evet, nasıl ki iyilikler kat kat yazılıyorsa günahlar da kat kat yazılıyor. Haramlar da kat kat yazılıyor. Onun için haramlardan son derece uzak durmak lazım. Günahlardan uzak durmak lazım. Zaten cennetin kapıları açılmış, cehennemin kapıları kapanmış, azgın şeytanlar zincire vurulmuş, bir tek ne kaldı? Nefis kaldı. Nefisle savaşmanın, nefsi terbiye etmenin en kolay yolu nedir? Aç bırakmaktır, susuz bırakmaktır. Ramazan ayında da oruç var zaten. Aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayında bolca ibadetler yapmalı ve sabırlı olmalı cemaat-i Müslümin. Bakınız, Ramazan ayı, oruç bize neyi öğretiyor? Sabrı öğretiyor değil mi? Ama biz maalesef gündüz acıktık, susuz kaldık diye
daha çok kavga ediyoruz birbirimizle. Birbirimize sabırlı olmuyoruz. Trafikte, yolda diyelim ki iki kişi karşılaştı, ufacık bir şeyden kavga ediyor birbiriyle. Halbuki ne yapması lazım? Ene saim, ben oruçluyum demesi lazım. Kesinlikle münakaşaya girmemesi lazım. Uzak durması lazım. Sen ne yaparsan yap, ben oruçluyum, ene saim. Kesinlikle oruçluyken gıybet yapmasın, yalan konuşmasın, bir kişinin kalbini kırmasın. Yoksa eğer bir kişi dilini tutamazsa, gözüyle harama bakarsa oruçluyken, kulağıyla haram dinlerse, eliyle faizle alışveriş yaparsa, haramla meşgul olursa, bu oruçtan geriye ne kaldı? Açlık ve susuzluk kaldı. Başka hiçbir şey kalmamış olur cemaat-i müslümin. Dolayısıyla bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında ibadetlerimize dikkat edelim, sabırlı olmaya çalışalım, birbirimize karşı tahammüllü olmaya çalışalım ve Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirelim. Bakınız, bu hadis-i şerifi belki çokça dinledik. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye çıktı. Hutbeye çıktığı esnada 3 defa amin, amin, amin dedi. Sahabe-i kiram hutbeden indikten sonra sordular, ya Resulallah, hiç yapmadığınız bir şeydi, neden 3 defa amin dediniz? Hutbeye çıktığım esnada Cebrail kardeşim geldi ve 3 tane dua etti. Ben de o dualara amin dedim. Bunlardan bir tanesi, her kimin yanında senin adın anılır da sana salat ve selam getirmezse burnu üstüne sürünsün dedi. Amin dedi. İkincisi, her kimin yanında annesi ve babası yaşlanır da onları memnun edemezse, meşru isteklerinde, helal olan isteklerinde annesinin babasının rızasını alamazsa burnu üstüne sürünsün dedi. Amin dedim. Üçüncüsü, her kime Allah sağlık sıhhat verir de Ramazan ayına ulaşır ama yine de Ramazan ayının sonunda kendisini affettiremezse, bayram sabahına affolmuş bir şekilde ulaşamazsa burnu üstüne sürünsün dedi. Ben de amin dedim diyor. Bakınız, büyük tehdit var cemaat-i müslümin. Eğer Ramazan ayı geldiği halde hala kendimizi affettiremezsek, iftarlarımızla, sahurlarımızla, iftar davetlerimizle, fakir fukarayı sevindirmekle, zekatla, fitreyle, efendim oruçla, gece namazlarıyla, Kur'an-ı Kerim okuyarak, mukabele okuyarak, eğer biz Ramazan ayında da kendimizi affettiremezsek bunun sonunda büyük tehdit vardır. Dolayısıyla şimdiden çalışalım, gayret edelim. İnsanız, hatalıyız, kusurluyuz ama bu Ramazan ayı tevbe ayıdır cemaat-i müslümin. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'le buluşma ayıdır. Mutlaka Kur'an-ı Kerim okuyalım. Eğer Kur'an okumayı bilmiyorsanız da kesinlikle camiye gidiniz ve mutlaka mukabeleyi takip ediniz. Ya hocam, orada oturuyorlar, Kur'an açıyorlar, Kur'an okuyorlar ama ben Kur'an okumayı bilmiyorum. Ben mukabele okumayı bilmiyorum. Ne yapacaksın? Kur'an dinleyeceksin, mukabeleyi takip edeceksin. Mukabeleyi takip etmekten daha güzel bir iş o anda yapabilir misin? Yapamazsın. Dolayısıyla mutlaka bu mübarek ayda mukabelelere katılalım ve kesinlikle Kur'an okumayı öğrenelim cemaat-i müslümin. Ramazan ayına ulaştığı halde Kur'an okumayı öğrenmeyen bir Müslüman kalmasın. Bu ay Kur'an ayıdır. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Allah nasip ederse cumartesi günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zekatla ilgili, fitreyle ilgili, fidye ile ilgili önemli konuları anlatacağız inşallah. Cumartesi günü teravih namazından 30 dakika önce sizleri bekliyoruz. Ayrıca camimizdeki bu faaliyetler, çarşamba ve cumartesi günleri çocuklarla teravih programımız var biliyorsunuz. Bunlar için çok büyük emeklerle hazırlanıyoruz sizler için. Sizler de iştirak ediyorsunuz. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Buraya gelirken mutlaka ailece gelin. Karı, koca, çocuklar, gençler gelin. Komşularınıza haber verin. Arkadaşlarınıza haber verin. Hep birlikte bu programlara iştirak edelim. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Geleceğimizi, neslimizi imanlı, Kur'anlı eylesin. Yavrularımızı namazlı, abdestli, ibadetli eylesin. Cenab-ı Mevla Filistin'deki, Gazze'deki yavrularımıza da imdad eylesin.
Doğu Türkistan'daki yavrularımıza imdad eylesin. Mevlam alemi İslam'a birlik beraberlik nasip eylesin. İslam ordularını muzaffer eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.